Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle beraber Imovie'yi nasıl kullanılır onu göstereceğim. Fakat bu sefer yüzümü göremeyeceksiniz. Aslında görmeniz çok gerek yok zaten. Size gerekli olan video editleme. Size başlatmaya başlayalım diyorum ya. Arkadaşlar ilk başta buradan artıya basıyorsunuz. Sonra buradan film diyorsunuz. Fragman derseniz fragmanlar çıkar. Hani istediğiniz fragman yapabilirsiniz. Orayı da sonra başka bir videomda gösteririm. Buradan film diyorsunuz ve buradan istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. O zaman hangisini seçsek bunu seçelim. Arkadaşlar şöyle uzun bir videom var. Burada böyle başlıyor. Tıp diye başlıyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta size hangisinden bahsedeceğim? İlk başta video aktarma, yani yeni video koymayı. En başa gelirseniz buraya bu en baştan başlar, yeni bir video gelir. Yangıcı bura. Bakın göstereyim. Herkese tekrardan bunu da izleyebilirsiniz. Çok mal gibi davranmışım burada. Burada geçiş var. Diyelim ben şu parmağım gelmiş mesela şuraya. Görmemişim. Tam buradan silmek istiyorum. Böyle diyorsunuz. Zaten buraya bakın, buraya şöyle gitmiş buradan sonra. Bakın nerede? Burada. Burayı böl diyorsunuz ve siliyorsunuz. Bölme de böyle. Sil deyince siliniyor. Şunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi şarkı eklemede onu göstermek istiyorum bu kısımda. Diyelim kesiyorsunuz. Bu kısmı sadece şarkı eklemek istiyorsunuz. Bu andaki şuradaki artıya görüyor musunuz? Şuraya. Ona basıyorsunuz. Sonra altta sesler var bakın. Ortamların yanında. Seslere basıyorsunuz ve arka plan müzikleri diyorsunuz. Ben buradan en sevdiğim müzik şu. Tamam şunu kapatalım. Zaten bunun gönlüm montajında da onu koyarım. Şunu atıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi uzun bir video oluyor değil mi? Böl diyorsunuz. Bu kısmın sesini sıfırlıyorsunuz. Onu da belki ben bilmiyorumdur ama hani bence öbür türlü daha iyi. Dediğim gibi burayı kısıyoruz. Bakın. Şimdi izleyelim. Tam buraya daha hepsini şöyle biraz daha açalım. Tam buraya şuraya da diyelim sadece müzik koymak istiyorsunuz. Çok ses geliyor burada. Böyle yapıyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Hemen ses diyorsunuz ve kısıyorsunuz. Şimdi izleyelim. Evet çok ses var. Buraya kısarım ben videoda, montajında. Şunu da sesini açalım. Benim kullandığım ses stili arkadaşlar. 170-160 hani gibi. Onu kullanıyorum. Şimdi hızlandırmayı göstereceğim. Ve bu kısmı diyelim hızlandırmak istiyorum ben. Basıyorsunuz aynı dediğim gibi hız yerine. Sonra en üstü alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi küçücük oldu. Burada bir ayna vardı. Onu aldım. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Yavaşlatmak istiyorsanız da böyle oluyor. Bakın o hız ne oldu. Böyle. Onu aldım. Bayağı iyi oluyor yani. Anladığınız kadarıyla. Hızlandırma da böyle. Dondur böyle oluyor arkadaşlar. Bak. Bakın dondu, gördünüz mü? Onu aldım orada. O zaman bir şey daha göstermek istiyorum. Yazı. Diyelim şurayı kısa yapalım biraz. Zaten şu ilerleri yapalım. Böyle diyelim. Bu videoyu da izleyin lütfen. Evet. Burada başlıklar var, görüyor musunuz? Burada dolu seçenek var. Benim kullandığım şu. Şunu seviyorum çünkü. Bakın. Başlık diyelim. Mesela izleyelim. Burada tablet koy tutacağım var. Burada sesini kıs şunu. Bakın böyle geliyor. Suyum var. Böyle de gidiyor. Hepsinin sesini kısacağım. Diyelim bu kısmı da şey yapmak istiyorsunuz. Şöyle. Fit de hani üzücü olmasını istiyorsunuz buranın. Yani belki istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu yapıyorum üzücü olması için. Evet. Bakın. Yaparsanız daha iyi olur. Bir de onun arkasına üzücü müzik koyun, yani dram müziği. Bayağı iyi olur. Başka anlatacağım bir şey daha var. Şuraya keselim. Küçücük bir şey olsun. Diyelim burayı çoğaltmak istiyorsun. Çoğalt diyorsunuz ve bir tane daha veriyor aynısından. Bakın.
gördüğünüz gibi aynısı oldu. O aynı yeri bir daha iki kez falan yapıyorlar ya. Arkadaşlar burada da inanmayanlar varsa, gerçekten ben Londra'da yaşıyorum. Hani yalan değil. Türk'üm ama Londra'da yaşıyorum. İnanmayanlar olabilir. Ama ciddiyim, Londra'da yaşıyorum. Zaten ortamdan anlamışsınızdır. Böyle Türkiye'de öyle bir yer yok. Zaten arabaların direksiyonu da normal değil. Arkadaşlar o zaman hangisini göstersem başka bir şey anlatacağım yok yani. Başka bir şey yok. Diyelim siyah ekranla siyah giriş yapmak istiyorsunuz. Siyah bitiş. Bakın böyle oluyor. Herkese tekrardan. O zaman videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi seviyorum.